Olaylar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana dans bolca, danssizliğin kanla. Bu da sana ders olsun. Bu dersimizde iki yönlü koşullu önerme konusunu anlatacağız. P ile Q önermelerinin ancak ve ancak bağlacıyla birleştirilmesinden oluşan birleşik önermeye iki yönlü birleşik önerme denir. P ancak ve ancak Q ile gösterir. İsminin anlaşılacağı gibi iki yönlü koşullu önerme demek, P ise Q ile Q ile ise P önermelerinin birlikte değerlendirilmesi demektir. Yani tanımdan çıkan sonuç P ancak ve ancak Q denktir. P ise Q ve Q ise P demektir. Dolayısıyla P ile Q önermelerinin her ikisinde doğrulukları aynı ise P ancak ve ancak Q birleşik önermesi doğru. Diğer durumlarda P ancak ancak Q birleşik önermesi yanlıştır. P doğru, Q doğru, P ancak ancak Q doğru olur. P yanlış, Q yanlış, P ancak ancak Q doğru olur. P ile Q biri doğru diğeri yanlışsa P ancak ancak Q yanlış çıkacaktır. Örnek P önermesi İtalya, Avrupa kıtasındadır. Q önermesi Brezilya, Güney Amerika kıtasındadır. Yukarıda verilen P ve Q önermeleri için P ancak ancak Q birleşik önermesini elde ediniz ve doğru değerini hesaplayınız. Türkçe yazım kuralına göre bu birleşik önermeyi şöyle yazabiliriz. İtalya, Avrupa kıtasındadır. Ancak ancak Brezilya Amerika kıtasıdır. Ancak ve ancak bağlacı önerme metnini aynı korumaktadır. Bunu farklı şekillerde ifade edebilirdik. Mesela bazen İtalya'nın Avrupa kıtasında olmasının gerek ve yeter şartı Brezilya'nın Güney Amerika kıtasında olmasıdır şeklinde ifade edildiğini de görürüz. İkisi de Türkçe yazım kuralları bakımından doğru ifade tarzıdır. Şimdi bu birleşik önermenin doğruluklarına bakalım. İtalya Avrupa kıtasındadır doğru. Brezilya Güney Amerika kıtasında doğru. Yani bir ancak ve ancak bir önermesinin doğruluk değerini hesaplayacağız. Bu da her ikisi de aynı doğruluk değerine sahip olduğu için doğru önermedir. Aşağıdaki önermenin doğruluk değerini hesaplayacağız. Birin değili sıfır. Ancak ve ancak sıfır. İkisi de aynı doğruluk değerinde olduğu için sonuç 1'dir. 1'in değili 0. 0 ise 1 ve 0'ın değeri 1 olduğu için 0 ise 1 olacak. 0 ise 1 doğrudur. Bu da doğrudur. Dolayısıyla bu sonuç doğrudur deriz. 1 veya 0'ın değili. Zaten veya bağlacın özelliği olarak bir tane bir varsa sonuç zaten bir çıkarmaz. Ancak ancak sıfır ise bir. İki önermenin doğruluk değerleri farklı olduğu için sıfırdır. Pardon, aradaki işaret ise bağlacı. İse bağlacı sıfır ise bir, bir çıkar. Bir ancak ancak bir yine bire denktir. 0 ise 0, 1'dir doğruluk değeri bakımından. 1 ise 0, doğruluk değeri bakımından 0'a denktir. 1 ancak ve ancak 0. Birincisi doğru, ikincisi yanlış.
Doğruluk değeri sıfır deriz. Yani ancak ve ancak bağlacının ve diğer bağlaçların örnek kullanımını burada yapmış olduk. P önermesi sıfıra denk. Q önermesi 1'e denk. R önermesi 1'e denk. Olduğuna göre aşağıdaki bileşik önermelerden hangisinin doğruluk değeri 1'dir? Şimdi tek tek bunları hesaplayalım. Q ancak ancak R. Her ikisi de doğruluk değeri 1 olan önerme olduğu için burası 1'dir. P 0. 0 ancak ve ancak 1 sıfıra denktir. P ancak ancak Q. P 0. Q 1 farklı doğruluk değerlerine sahip olduğu için 0. R yerine 1'i yazdık. 0 ancak ve ancak 1. Sıfıra denktir. Yine P ancak ancak Q. P 0, Q 1 olduğuna göre sıfıra denk. Veya P ancak ancak R. P 0, R 1, 0. Sıfıra denk. R'nin değeri ise P ancak ancak Q'nun değeri. Önce R'nin değeri yazdık. 0. P 0 ancak ancak 0. Burası ikisi de aynı doğruluk değerine sahip olduğu için 0 ise 1 demektir. 0 ise 1'in doğruluk değeri de 1 çıkar. Birinci önerme yanlış, ikinci önerme doğru, ise bağlaca kurulan bileşik önerme doğru çıkar. Q ancak ancak R. Q 1. R 1. Sonuç 1 çıkar. Q ancak ancak P. Q 1. P 0. 0 çıkar. 1 ise 0. 0'a denktir. Sadece D şıkkındaki bileşik önermenin doğruluk değeri 1'dir deriz. Ancak ve ancak bağlacının özellikleri. Birincisi ancak ve ancak bağlacının değişme özelliği vardır. P ancak ve ancak P 1'e eşittir. Ha, bu şeyle karıştırılmaz. Tek kuvvet özelliği. Tek kuvvet özelliği P ancak ve ancak P denktir. P olsaydı geçerli olurdu. Burada P'nin değeri ne olursa olsun sonuç hep 1 çıkar demektir. 0 ancak ve ancak 0 1'dir. 1 ancak ve ancak 1 1'dir. P ancak ancak P'nin değeri 0'a denktir. Neden? P ile P'nin değeri farklı doğruluk değerine sahiptir. P ancak ancak Q, P'nin değeri ancak ancak Q'nun değeriyle denktir. P ancak ve ancak Q'nun değeri önermeden sadece bir tanesinin değeri alarak elde edilebilir. Bu De Morgan kuralına farklı bir yönden benzeyen bir özellik. Örnek. Tek kuvvet. Birleşme, değişme. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri ancak ve ancak bağlacında vardır? Bir önceki şeyimizde, özellik listemizde değişme özelliğinin var olduğunu görmüştük. Tek kuvvet özelliği zaten yoktu. Ona özellikle belirttim. Birleşme özelliği de yoktur. Ancak ve ancak bağlacın birleşme özelliği yoktur. Yani birleşme özelliği olması demek şu demekti. P ancak ve ancak Q ancak ve ancak R denktir. P ancak ve ancak Q ancak ve ancak R. Bu olsaydı birleşme özelliği vardı diyecektik. Ya bu özellik yoktur. Dolayısıyla sadece 3 doğrudur deriz. Şimdi gelelim biraz daha özellikli bir soruya. Birin değeri ancak ve ancak P veya P'nin değeri ancak ve ancak sıfırın değeri. Birleşik önermesi doğruluk değeri bakımından aşağıdakilerden hangisine denktir? Burada şu özelliği kullanacağız. P ancak ve ancak Q'nun değeri eşittir. P'nin değeri ancak ve ancak Q vardı. Özellik. Şimdi bu özelliği ters sırada iki defa kullanacağız. Birincisi, birin değeri ancak ancak P denktir.
Bir ancak ve ancak P'nin değil demektir. Eşitliğin şu sağ tarafına bakarsak birinci önermen değil var, ikinci önerme aynı. Birinci önerme değil var, ikinci önerme aynı. Bunu bu şekilde yazdık. P'nin değil ancak ve ancak sıfırın değil yerine doğrudan bir yazdım. Bu da P ancak ve ancak 1'e denktir. Şimdi arada veya bağlayacağız. Biz özelliklisini yazmıştık ki ancak ve ancak bağıntısının değişme özelliği vardı. Yani 1 ancak ve ancak P ile P ancak ve ancak 1 aynı şey demekti. Dolayısıyla biz bunları bir tanesini ararız. 1 ancak ve ancak P'nin değili veya 1 ancak ve ancak P'nin değili. Arada veya bağlacı olan bir bileşik önemimiz var. Veya bağlacın önemli özelliklerinden bir tanesi neydi? Tek kuvvet özelliği. Dolayısıyla bu önerme yerine bir tanesi alabiliriz. 1 ancak ve ancak P'nin değili. İki tane önerme birbirine aynısı. Arada veya bağlacı var. Biz bir tanesi alırız. Şimdi parantez değilini alırsak birin değili 0. Ancak ve ancak P. Şimdi ancak ve ancak bağlantısını düşünürsek P, Q, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0 yazıyorduk. P ancak ve ancak Q'yu da şöyle ifade ediyorduk. 1, 0, 0, 1. Şimdi bize bu tablo ne anlatıyor? Bu tablo aslında bize şunu anlatıyor. Eğer ancak ve ancak bağlantısıyla bir bileşik önerme kurduk. Bu bileşik önerme birincisi sıfırsa sonuç ikinci önermenin tersi çıkıyor. Neden? İkinci önerme bir ise sonuç sıfır çıkmış. Sıfır ise bir çıkmış. Yani bu sonuç bize şunu gösterir. Bu P'nin değerine denktir. Tekrar söylüyorum. Sıfır ancak ancak P. Bileşik önermesinin değerini araştırıyoruz. Ancak ve ancak bağlacın doğru tablosunu şunu görüyoruz. Birinci önerme sıfır olduğunda sonuç ikinci önermenin tersi çıkmış hep. İkinci önerme bir ise sıfır, sıfırsa bir çıkmış. Doğru cevap ikinci önermenin tersi şeklinde olacaktı. Ancak ve ancak bağlacı da bu şekilde anlatılmış oldu.